Fatih Hoca'nın söyledikleri tabii önemli. Geçmiş olsun bu arada Denizli'ye de Ali Hoca'ya da. Önümüzdeki yıl birincilikte mücadele edecek Denizli takımı. Koskoca bir şehrin takımı da, yani onu ayrıyeten tabii konuşuruz. Buralarda olması gerçekten insanı üzüyor. O ayrı bir konu ama Fatih Hoca'nın söylemlerinde takıldığın bir yer var mı? Yok, ben şöyle düşündüm. Dün bir tarihçi arkadaşımla konuştum. Ben ona şeyi sordum. Ya Endülüs'ün sırrı nedir dedim. Oraya çalışmadım dedi. O kendi alanı değilmiş. Ben Fatih Hoca şey gibi. Yani bir İslam medeniyetinden söz edilirse Endülüs'üz asla olmaz. İşte Fatih Hoca da Galatasaray'dan söz ediyorsan terimsiz asla olmuyor. Niye olmadığını da işte az önce Nevzat tarif etti bize. Fatih Terim profili çok güçlü bir profil. Adanmışlık herhalde en çok Fatih Terim üzerinden tarif edilebilir hale geldi ülkemizde. Başkanlığa bile önerilen, düşünülen, konuşulan bir isim. Yani kendi camiasıyla Fatih Terim kadar adanmış, bütünleşmiş başka bir spor adamımız yok. Hepsi hikaye. Kimi küçük hikaye, kimi violonsel, kimi keman ama hepsi hikaye. Fatih Terim'in yeri başka. Niye başka olduğunu bu yıl bize gösteriyor. Fakat tabii ki bu gösterişte Beşiktaş'ın da bir daveti oldu yani. Ben yalnız olmuyor, sarmıyor bu iş. Siz de gelin diye. Ama Valla Fatih sen Terim de o alkışlayacaksan... dağınıklıktan, o dağınık yapıyı ve o yıldızlar topluluğu kabul edelim ki Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin kadroları Beşiktaş'ın neredeyse iki katı alternatif anlamında. Diyor ki Selahattin abi, Galatasaray şampiyon olsa da olmasa da Fatih Terim'in tarih kitaplarında yeri zaten var diyor. Yani o başka bir Öyle Galatasaray'ın diyorum değil mi? öznesi diyor. Yani olsa da olmasa da Fatih Terim'in yeri her zaman başka İki diyor. hafta önce tabii farklı farklı reaksiyonlarda izliyorduk, okuyorduk. Yani maalesef futbol iklimimiz böyle. Biz Fatih Evet. Terim'in başarılarından Galatasaray için, Türk futbolu için ne ifade ettiğini anlattığımızda Terimizmle işte yaftalanıyorduk. Yani bizi o şekilde bir takım söylemlerde bulunuyorlardı. Şu söylemlerin kaynağı şu Nevzat bence. Biliyorsun ben tarafsız duruyorum. Üç İstanbul takımı da benim için bir. Aynı uzaklık, aynı mesafe. Belki Terim'in yanlışlarını söyleme konusunda çekince var Galatasaray muhabirlerinde. Onu ben de gözlemliyorum. Yani samimi bir eleştiri bu ama. Hani bir Valla kusura iğnelemek bakma falan da için Fatih değil. Terim kadar başarılı olup Fatih Terim kadar kupa alıp bırak Fatih Terim kadar Fatih Terim'in 80'de biri kadar başarılı olan teknik direktörlerin tek kelime eleştirilemediğini görüyoruz. Fatih Terim nasıl eleştirilemiyor ya? Fatih Terim aleyhine yapılan haberlerin hiçbiri diğer bugün Emre Belezoğlu'nun yanlışları ya da Sergen Hoca'nın son dönemde bocalaması ile ilgili ne kadar okuduk? Ya da Abdullah Avcı ile ilgili neler okuyoruz? Başarı başarısızlık üzerinden okursak yanlış olur. Ya iddia Fatih Terim'in Galatasaray muhabirleri tarafından gereğince sorgulanmadı, eleştirilmedi. Hiç ben de bir Yoksa Galatasaray muhabiri olarak başarısızlığı diyorum var. ki hiç alakası yok. Fatih Terim'in eli de güçlendi. Bugün Fatih Hoca ile ilgili içeride de bir takım söylemler vardı. Bir Galatasaray'da bir başkanlık süreci yaşanacak. Başkan adayları projelerini, Fatih Hoca ile ilgili düşüncelerini yeniden gözden geçireceklerdir. Kim başkan olacak Fatih Terim bence artık belirleyici faktörlerden en önemli faktör haline gelmiştir. Burada Beşiktaş'ın stratejisel olarak çok ciddi hatalar oldu. En basitinden tabii ki alkışlayacaklar dediği an Ahmet Nur Çebi Sayın Başkan. Bu bence çok yanlış bir çıkıştı. Yani çok başarılı bir başkan var. Sayın Amatörlük Çebi. Aslında kötü Sayın Çebi niyetli söylediğini düşünmüyorum ben söylemedi Ahmet ama onun Bey'in. yazılı hali tabii ki alkışlayacaklar. Onu yazılı halde okuduğunuz vakit algısı çok daha farklı. O da Sayın Çebi hata yaptı. o bir hataydı. İşte İki, bir hata da hazırlık şampiyonluk kutlaması hazırlığı. O da siz rakibe Türk Telekom saygısızlık. stadında şampiyonluk kutlaması hazırlığı yapıyorsunuz. Hadi. Şimdi ne olacak? Tribünlerde bir de çok bizden fazla kişi vardı dedi Fatih Orada Hoca. doğru. Galatasaray'ın bütün Doğru, haklı o konuda. maçlarında maalesef içeride dışarıda işte kurala uyduğun vakit cezalandırılıyorsun. Sistem seni cezalandırıyor. İşte en son ilk daha doğrusu Kadıköy'deki maçta yaşananlarla çok tartışılan bir konuydu bu. Galatasaray gittiği bütün deplasmanlarda çünkü seyirci ya tribünler dolu olsa bazı şeyleri duymazsınız Selahattin abi. Tabii, Ama tabii. seyircisiz maçta daha fazla gürültü oluyor.
Hakikaten. %100. Bak ben maçlara gittiğim için deplasmandaki maçlara, seyircisi maçlardaki gürültü çok daha fazla. Orada protokol tribününde iki kişinin ettiği küfrü de duyarsın. Oyuncunun yoksa, ettiklerinde her oyuncunun şeyi duyarsın. Oyuncunun söylediklerinde, itirazlarını da duyarsın. Sayın Ahmet Nurçebi çok başarılı bir yönetim ama gerek Abubakar krizini gerek de Fatih Hoca ile alakalı tabii ki alkışlayacak ki Fatih Hoca tevazu göstermiş. Mütevazı şekilde alkışlarız dedi. Yani bundan daha güzel bir çıkış da olamazdı. Bence Ahmet Bey Sayın Nurçevan'ın kötü niyeti söylemedi. Söylemedi ama yazılı hali yani, işte o şekilde algılandı. Hakikaten öyle ya. Ahmet kötü niyetli değil ama. Ben de tanıyorum Ahmet Bey'i. Öyle hani, asla kötü niyetli değil. Böyle bir insan değil. O muhtemelen şunu söylemeye çalışıyor. Yani, o belki de dediği gibi Selahattin abinin çeviri sıkıntısı. Yoksa onu söyleyecek. Ya, Arapça konuşmadı ya. Türkçe hayır, konuştu sonuçta. Tamam da, yani bence o yazılı hali. Yazılı hali. İnsanlar biraz şey orada yaptı. Orada başkan böyle bir şey söylemez. Yani o niyette. Konuşma diliyle yazılı dil arasındaki farka temas ediyor. Evet. Çok da iyi yapıyor. Mesela, doğru söylüyor Nevzat. Emre Bey'in Kocadağ'ın açıklaması çok güzeldi mesela o gün. Hatırla. Emre zaten yılın Emre yöneticisi bence. Evet, bak, çok Beşiktaş güzel konuşuyor. Açıklamaları iyi. Özür dilerim abi. Beşiktaş yöneticilerinin hepsi Ahmet Bey. Bizzat tanıdığım için söylüyorum. Hakikaten çok iyi bir insan. Ve çok zor işler başardı. Oyuncuların paraları, Ümraniye sıkıntılı, bir sürü ödenmesi gereken faturalar kendi cebinden. Yani bunlar ayrı. Emre Koca da pırıl pırıl bir yönetici. Bak o gün açıklaması çok iyiydi abi. Her açıklaması. Okuyabildin mi onu? Evet. Galatasaray bizim için çok kıymetli bir camia, çok büyük bir camia. Onlara çok saygı duyuyoruz gibi harikulade bir açıklama yaptı. Bu tarafa dön. Torunoğulları. Geç bu tarafa. Adnan Dalga Kıran. Çık yukarı iletişime Erol Kaynar. Bunlar, İyi, güzel. Aykut abi çok güzel. Çok klas insandı. Çok ha, güzel, çok güzel. Bu tarafta Nur Çebi'nin, Ahmet Bey'in söylemenin o şekilde yazılması da evet, başka bir şey doğurdu. Çok güzel ama sen Galatasaray maçı öncesi Şampiyonluk Kupası'nın Türk Telekom'a getirilmesini gündeme getirsen, bunu Beşiktaş yöneticiler yaptı demiyorum. Anladım. Ama Beşiktaş kamuoyu, Beşiktaş'ın yeri geldi sosyal medyadaki Beşiktaşlılar, yorumcular dikkat etmeniz lazım işte. Yani siz bunu gündeme getirirseniz, yok işte şampiyonluk kutlaması hazırlığı Türk Telekom'da, bunları konuşursanız iki maç sonra buna böyle şey, bir tabloyla karşılaşabilirsiniz. Çok inandılar takımlarına. Canım. Bence şimdi, Beşiktaşlılık, bak Beşiktaşlı duruşu diye bir şey vardır. Var. Tevazu vardır. Beşiktaş biraz daha Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle kıyaslandığında ekonomik olarak, sosyolojik olarak biraz daha farklı bir noktada duruyor. Bunu kabul ediyorum. O Beşiktaş duruşuyla örtüşmeyen, bunu yönetim şeyi olarak söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Bu tamamen Beşiktaş'a yön veren, o işte yorumcu denilen ya da troll bana göre bu kişilerin tamamen olayı provoke etmesi. Yani bakın Beşiktaşlık zaten Beşiktaşlı duruşu da bu değildir. Beşiktaş'ta tevazu vardır. Tribün oynamak diye bir şey olmaz. Yani bunu yapmamanız gerekir. Siz ama ortamı gerdikçe bakın strese giren kendi takımınız oluyor. Şu an yok ama yöneticilerde şimdi haksızlık yapma. Ben Beşiktaş yöneticilerini kastetmiyorum. Beşiktaş yöneticilerinin. Bakın Beşiktaş yöneticilerini söylemiyorum çok zaten. Çok mütevazi, çok. Yani Beşiktaş yöneticileri öyle zaten. Söylemiyorum zaten, Selahattin abi de anlamıştır herhalde. Başka bir şeyden bahsediyorsun sen. Ben işte Beşiktaş'ın özellikle sosyal medyada Beşiktaş kongre üyesi ya da işte Beşiktaş taraftarı görünümündeki kişilerin ortamı gerecek söylemleri. Bakın Karagümrük'e teşvik iddiasında bile bulundular bu kişiler. Hiç ne? Türkiye'de olacak iş değil. Bak o Karagümrük'ün Galatasaray'dan 4 puan aldığını bilmiyorlar. O Karagümrük Galatasaray'dan 4 puan aldı bu sezon. Karagümrük'te 1920'lerde kurulmuş çok köklü bir kulüp. Paraya pula ihtiyacı yok. Tabii ki ya. 27. Süleyman Bey çabalıyor bir şeyler yapmak için. Henüz statları ya da yok. Biliyorsun statları ilgili. Yani bunlar çok para pul ihtiyacı komik iddialar. Göre değişmiyor tabii de. Nevzat'ın anlatmaya çalıştığına şöyle bir katkı yapayım. Beşiktaş puan tablosundaki 5 puan farkın yarattığı kibrin zehirlenmesine uğradı diyor Nevzat. Bir kibir işaretiydi. Geliriz orada da kutlara. Hiç gerek yoktu. Beşiktaş'a yakışmadı bunlar. Süleyman Seba kültüründen gelmiş
örnek göstermiş bir camiadan bahsediyor. Ama işte Nevzat hep de çok haklı söylüyorsun. Seba örneğini verince de zaten herkes her şeyi aşağı yukarı anlıyor, fotoğrafı okuyor. Ama şu da futbolda olmalı Nevzat. Ya bu kadar idealizm de futbola fazla yani. Ara sıra böyle ufak tefek didiklemeler olacak. Alkışlarız yani. Demiş zaten Fatih Terim. Canım onda bir şey. Onlar yok. Olacak yani. Biraz ne olsun. Ne oldu? Fatih Terim olsun. Korktu. Zararını gören ne şey oldu? Fatih Terim korktu. İşte Sergen Hoca hataya 7 attı ya, Fatih Terim korktu. O yüzden. Bence Fatih Terim çok iyi yönetti o süreci. İşte onu son haftaya şampiyon adayı olarak girdi.